Şimdi yani Türk-Amerikan ilişkilerinin karakteri çok ciddi manada değişiyor. Yani sorunlar daha çetrefilli. Elbette şu anda bütün bu sorunların konjonktürel krizlerin bir yansıması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mutlaka çözülecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ekseninde ortaya koymaya çalıştığı siyaseti hayata geçirebilmesi için Türkiye'nin son derece önemli bir aktör olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan NATO meselesi, İran meselesi, bunlar çok önemli dış politika başlıkları. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi ele alma biçimi, Türkiye'yi tehdit etme biçimi bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'de yapısal bir takım adımlar atar ve bunu askeri kurumsal düzeye taşıdığı zaman o zaman ilişkileri tamir etmeye dair umut da çok fazla sürdürülemeyebilir. Yani Türkiye Amerika'nın kendisini bu şekilde ele almasını kabul edecek bir ülke değil artık. Evet. Kendi alternatifleri de olan Cumhurbaşkanı'nın sürekli ifade ettiği artık alternatiflerin dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikasını, bu yanlış metodunu değiştirmesi gerekiyor. Eğer bu değişiklik yaşanırsa, Kasım'daki seçimlerde Trump'ın eli rahatlarsa, ki Trump Türkiye ile ilişkilerini bozmak zaten istemiyor. Evet. Ancak bu ilişkilerin düzelmesi için o evangelist baskının da ortadan kalkması gerekiyor. Kesinlikle.